Hoş geldiniz geçenlerin sadık dinleyicileri. Ben Kutsal ve yanımda Mr. VL ile birlikte başka Böyle. bir yayına daha karşınızdayız. Ya bak ne oluyor biliyor musun? Şimdi ben Velen'in yanına 7 koymuşum ya. 7 de T'ye benziyor. Velet Sen diyenler var. niye ne arpa yemeye Velen'in yanına gittin, 7 koydun? Kanka siz... Ya Marci şey 7 tamam, işte. biliyorum Marci 7 tamam. RG7. Tamam, Margaret'tır o, sana tin sesi yapamıyorum şimdi ağzımda. De hani niye? Yani o Ben düşünmeden bir yaptım yayının daha bunu sonuna geldik falan. ya. Hayır, dur bir dakika. Burada çözülmesi gereken önemli bir konu var. Kimler var ya şu an yayında? Haktan var. Hoş geldin Haktan. Mavu var. Mavu Ben varım. zaten on. Bir yayının daha sonuna Bursa geldik bir şey arkadaşlar. aldı. Zaten adamların donuna kadar alınca direkt Semih'e yazıyorum böyle. Adamın Aynen. donuna aldım diye. Hani çünkü ben şu an daha noob şeyindeyim. Noob kategorisinde aynen Mehmet aslında şu anda. Ama Ya yine güzel de para kaldırdım ama. aynen yine de Noob'lukla. para kaldırdı. Yani daha poker oynanalı kaç gün oldu? 2-3 gün falan. Ha, değil mi? Yani o yüzden hani öğrenmesine Ya. kıyasla epey başarılı. Da şey sesim gitti Nerede kart zaten. saymaya başlayacağım kanka? Hem kart hem de şey. Nasıl bozdum gördün mü? Niye yaptın? Piçlik çünkü. Niye yaptın çocuğa bunu? Piçlik. Hey, geçenlerde bir tane şey Geçenler. gördüm. Ay salı günü arkadaş da geçenlerde direkt geçenler yaptım bana bakıyor diye. Aa çok iyi ya. Sen içeri Abi. doğru mu bağırdın çok iyi diye? Evet, mikrofonu çok Bu gitmesin anne diye. anne çok iyi ya falan. Şey vardı ya, I am Rottweiler. Oğlum müdürün elini sıkmamış falan diye gidiyordu ya, geziyordu ya şeyde. Oğlum elini, patronun elini sıkmamış. Harbiden ya, o çok efsane bir O şeydi. çok iyiydi ya. O senin yengen, yengen. İşte onu diyorum ya, yengen vizesi alamadım. Yoksa ben Avrupa gönüllüleriyle gidecektim İspanya'ya. Abi bir dakika, o benim yengem olsa ne olur? Sonuçta Behlül de yengesine yürüdü yani. Mehmetçim sen çok kaşınıyorsun biliyorsun Farkındayım kanka. Ne zaman vuracaksın diye bekliyorum. Hani değil şey gibi düşün. Hani Death Note'da kendi ölüm tarihini falan göremiyorsun ya. Ben görüyorum gibiyim. çok güzel bir gönderme yaptım. Bak bu kısmı kullanacağım sırf anlayabilen insanlar için. Anlayanlar da benim gibi gülecek böyle. Karnım acıktı benim. Ben şeyi demiştim değil mi, böyle chopstick'le bir şey yediğim zaman böyle kırmadan önce böyle itadaki mas Aynen demişti. Dedi ki ma. Nani? yapasım geliyor. Nani? Abi Death Note ilk söylenen Aynen. Biz cümle hani Mehmet'le odur diye. aramızda Nani böyle bir geyiktir yani. Şey ben işte zamanında Japonca ilk öğrenmeye çalıştığımda Nani falan derdim böyle işte. Japonca öğreniyorum artistliği işte. Ne demek nani? What demek yani? Hani what ne demek gibi olmasın diye öyle açıklıyorum. Ne şey nani? Bullet mı? Nani yazdı. Neyse. O gün Mehmet de işte nani kim falan. Nani diye futbolcu da var bilirsiniz. Okan da mesela onun esprisini yapıyordu. Nani kim falan derdi hep böyle. Beni sinir şey yapmak için. Hani kim la? Ha, nani kim la bir de. Sonunda la'yı da unutmazdı. Ondan sonra zaten ben Japonca herhangi bir şey yazsam o direkt böyle nani kim diyecek. Hani nani geçmesin içinde. Böyle iki satır Japonca bir şey yazayım. Nani kim diye şey yapıp beni sinir ederdi böyle. Ulan onca şey yazmışım. Nani ne ya falan diye böyle gıcık etmek için beni. Neyse aramızda bu nani geyiği sürekli dönüyordu yani. Adam Death Note'a başta çok dediydim Mehmet'e. Çünkü hani Death Note hakikaten bir anime demek hakaret gibi hissettiriyor. Neyse işte Death Note'a başla. Death Note'a başladı. Death Note'un başında da ben hatırlamıyordum tabii aradan ne kadar zaman geçmiş. Direkt Nani ile başlıyormuş. Mehmet onu duyup böyle yere yıkılmış. Böyle koltuktan pardon sandalyeden düşmüş falan böyle. Şey Çünkü hani vardı ya adam. Ruiz'deki böyle ölüm meleği duyunca düşüyor ya aynı onun gibiydi. Ha, aynen abi. Şey çok o yani. Kediye bir arkadaşım vardı benim liseden. Hala arkadaşım da yani. Kendisi kısa bir arkadaş. Şimay gibi. Ben hani heyecanlanınca iç içine sığmıyor yani o kadar kısa. Neyse.
İşte karşı yakada oturuyor normalde. Otobüs de bu tarafa geliyor. Oturduğu yerde bu en arkada şey vardır YTT otobüslerinde dörtlü vardır. Dörtlü de oturuyor böyle. Dörtlü de biraz alçak gibidir böyle. Adam da kısa olduğundan iyice alçak oluyor böyle. İşte otobüste ayakta insanlar var falan filan. Otobüs bir sallanıyor böyle. Bir işte yanında böyle ayakta duran kadının poposu kendini direkt böyle kafasına doğru, suratına doğru çarpıyor böyle. Kadın tabii böyle bir hafif şeyle böyle sinir değil de böyle hani bir şaşkınlık mıdır nedir artık ufacık bir sinirle Hınçla. falan. Hınçla böyle bir dönüyor. Sağ ol, Türkçe yok bildiğin gibi bende. Böyle bu hınçla kadın hızlı bir şekilde arkasını dönüyor. Ama hani hatanın kendisinde olduğunu biliyor. Yani bir hata de bir hata olmadığını biliyor tabii. Sonra şey yapıyor böyle hani pardon özür dilerim diyor. Doğan şey diyor. Ne yüzü ben teşekkür ederim diyor falan. Abi ya. Aynen anlatmıştım bunu biliyorum da bir daha bana anlatasım geldi. Çünkü güzeldi. Gidip Ayyaş'ın tek alması da bence pek Ay yaş. göz yumulacak bir şey. Amcanın teki yakmış ya tinercinin tekini. Harbi ne haber diyor. Aynen Tünel salıyı ya. yakıyor. Helal olsun be dedim böyle. Yakmış lan adamı yakmış oğlum yakmış. Aleve vermiş. Bundan sonra bir daha böyle Harbi. tinerci minerci karışma çıktı. Ben de aleve vereceğim böyle. Kanka zippon var bir Abi tane. cebimde Zippo ile geziyorum zaten. Tin çıp diye böyle. Hatta Zippo'nun benzinini de gezeyim böyle üstünü sıkıp ondan sonra böyle yakarım falan. Değil mi ya? Mesela deodorantla gezmek lazım böyle. Flamethrower yapacaksın Zippo ile zıp diye. Doğru bir